yaparsanız? Ben imajımı satmak, yüzümü eskitmek hiç istemiyorum. Keşke sinema endüstrisi gelişmiş olsaydı da sadece sinemadan para kazanıyor olsaydık. Siz idare müdürü değil misiniz? Üstadım, ben bu beyin fırtınasını şunun için rica ettim. Kim bu adam? Hangi adam? Ekrandaki adam, arabacı. Sizsiniz işte. Tabii. Ben o rolü bir eldiven gibi giyineceğim. O adam ben olacağım, ben o adam olacağım. Ama soruyorum, kim bu adam? Bakın Burhan Bey, ben bir daha anlatayım. Şimdi sizin bu haberlerdeki hani parasızlıktan soğukta bisikletle geziyor olma ve araba alamama hikayeniz... Evet. ...bizim markanın temsilcilerini çok heyecanlandırmış. Anlıyorum. Bu Zeppelin kupe piyasanın en ucuz arabası. He. Bir de kampanya var. Ya, bisikletten hallice diyelim. Zaten bu reklam bir ay gösterilecek ve 14 saniyelik kısa bir şey olacak. 14 saniyede ben karakteri nasıl tarif edeceğim seyirciye? Allah aşkına soruyorum size ya. Karakteri falan salla abi. He. Çıkacaksın. Ben bisikleti bıraktım. Zeppelin kupe o kadar ucuz ki ben bile arabalandım diyeceksin. Anladım. Peki bu konuda benim bir motivasyonum ne olacak yani duygu olarak? Motivasyonun 15.000 TL. Peki senaryo önceden bana gelecek mi? Çünkü çalışmak istiyorum da. Senaryo bu kadar zaten. Peki şimdi gelelim kulis. Çekim kulisi. Benim soyunma odamda olmazsa olmazlarım vardır. Onları ben bir liste yaptım. Onları size takdim edeyim. Kafeinsiz yeşil çay, kepek ekmeğine ayvalık tostu, zeytinyağlı taze fasulye, ayak bakım kremi, uyku maskesi, saksıda fesleğen, ginseng kapları, saatli marif takvimi. Yalnız bunu anlamadım. Çiko'nun resmi. Onu ben kendim tedarik edeceğim. O bende mevcut olan bir şey zaten. Peki, başka bir şey? İmza vermem. Fotoğraf çektirmem. Sadece yönetmenle muhatap olurum. Bir de çekim yapılmadan sözleşme imzalamam. Genelde oyuncular bunun tam tersini ister ama. Ben bildiğiniz oyunculardan kesinlikle değilim. Ya zaten bir sayfalık kısa bir sözleşme. İşte bu reklamın ne kadar süre yayınlanacağı, parası. Bir de o klasik özel hayata dikkat maddesi. Özel hayata dikkat mi? Tabii. Her reklam sözleşmesinde olan bir madde. Şimdi siz markayı temsil ettiğiniz için toplumun ahlak kurallarına aykırı bir davranışta bulunduğunuzda hani sözleşme feshedilir. Şimdi bu özel hayata dikkat derken burada Nişantaşı normları mı kullanılıyor yoksa Tuhat normları mı? Evet. Yani norm olarak bakıldığı zaman şimdi nikahsız aynı evde yaşamak ya da komşu evde yaşamaya acaba nasıl bakılıyor sizin normlarda? Can kafaya takmayın. Şimdiye kadar hiçbir sanatçının sözleşmesi bu madde yüzünden feshedilmedi. Dediğim gibi. Ben bildiğiniz sanatçılardan değilim. Özel hayata dikkat ha. Manyanısın. Alo Nilay canım. Ben bir iş için şimdi bizim doktora gidiyorum. Bu halamın son günlerde biraz sinirleri bozuk ya. Ona böyle sakinleştirici, bitkisel hafif bir hap alacağım. Ama ben bunu ona vitamin diye vereceğim. Sen sakın çaktırma, gözünü seveyim. Ha, günde bir taneden fazla almasın ama her gün mutlaka düzenli yüzsün. Hadi canım, eyvallah. Sağ ol. Abi, dizi teklifine gelir misin acaba? Dizilerin süresi kısalmadan asla oynamam makbul. Lan Buram, ben seni gökte ararken yerde çıkıyorsun lan karşıma. Osman dostum, hala bana kızgın mısın? Lütfen kızma bana. Kızgınım ama saldıracak enerjim yok. Kızma dostum ya. Ben zaten Dibler ablaya bir hediye ayarladım. Çok güzel bir şey. Zaten morali de bozukmuş, keyfi kaçıkmış. Olsun diye. Tamam tamam, acelemiz var bizim. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. Ya birader, bunlara kamyon mu çarpmış? Abur abi, Nankurum abi, sizde bir şeytan tüyü var. Allah'ıma yarabbim, size kimse kızamıyor. Ya bendeki o ekran ışığı, o ekran parıltısı yok mu Makbile? Nasıl? Bu insanda ya doğuştan vardır ya... Var işte, var, var. Ne yapıyorsun?
Ne yapıyorsun? Şu anda sözleşmemi yakıyorsun Makbili. Nasıl yani? Benim toplumsal ahlak kurallarına uygun davranmam gerekiyor. Benim şu anda özel hayatıma dikkat etmem gerekiyor. İnşallah bak hiç gören olmamıştır. İnşallah kamera mamara yoktur ortalıkta ha. Murat Bey ne kamerası ya? Reklam almışsın ha. Oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum ne yapıyorsun? Bu gay kılıklı halinde bana ne konutuyorsun lan sen? Gay mi? Manyak mısın lan sen? Oğlum sözleşmemi yakacaksın benim. Devam gitme durun. Allah'ım ya. Ya inşallah hiç kimse görmemiştir beni. Bu magazin basını çok tehlikeli. Bir insana var ya gay söylentisi çıkartırlarsa beni hayatta ben bundan kurtulamam. Şöhreti kaldırmak çok zor. Evet. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.